Esselamu aleyküm. Hayırlı akşamlar. Yine güzel bir Ramazan akşamında sizden beraberiz. Biz Akşehir'deyiz. Benim türbem Akşehir'de biliyorsunuz. Her yanları açık, ben dedim öyle havadar olsun. E hocam sen öldükten sonra havadarın ne alemi var filan dediler ya. Yok dedim, yok. İnsanın kabri geniş olmalı, havadar olmalı. Niye? Çünkü rahat yatmalı. E rahat yatmak için de dünyada yatırımınızı yapmalısınız. Şimdi diyeceksiniz ki hocam yatırım matırım sen bu sözleri nereden biliyorsun? E canım müsaade edin de azıcık ayak uyduruyorum size. E ne ekersen elinle o da gider seninle, unutmayacağım. Dünyada ne yaparsan karşılığını öyle alırsın. Yok öyle ya ama. Kötülük yaparsan kötülük alırsın, iyilik yaparsan iyilik alırsın. Karşılığını mutlaka görürsün. O yüzden bu dünyada yaşarken güzel yaşayacaksın. Kimsenin kalbini kırmayacaksın. Hiç kimseye öyle kötülük neyin yapmayacaksın. Ya efendim nasıl yaşarsan öyle ölürsün filan dedim de aklıma bizim hanımla yaşadığımız hadise geldi. Rahmetli hanım vefat etti. Şimdi ölüm bu, gelir. Üzüldüm, yandım, içim yandı. Allah kimseyi bir başına koymasın. Çok zor dostlar, çok zor, çok zor. Neyse, hanım vefat ettikten sonra tekfinini yaptık işte. Efendime söyleyeyim, altını üstünü ayarladık. Hanım bir yüzü geldi, yıkadı, kefenledi filan. Tabuta koyduk, cenaze önde. Biz arkada böyle kafamız önümüzde kukumav kuşu gibi düşüne düşüne gidiyoruz kabristana. Kabristanın önünde salaca taşına koydular hanımın tabutunu. İmam öne geçti. Hatun kişi niyet dedi. Böyle üç defa dedi. E biz de niyet ettik. Tekbir aldık. Cenaze namazına durduk. Güzelce namazını kıldık da sonra. İmam efendi şöyle bir döndü cemaate. Ey cemaat! Merhumeyi nasıl bilirdiniz dedi. Herkes iyi bilirdik, iyi bilirdik dediler. Ya canım bir sıkıldı, bir sıkıldı. Bir ömür ben yaşadım onunla, ben. Açık huysuzdu, geçimsizdi, her şeyi bahane eder, kavga ederdi benimle. Tartışır dururdu. Vay efendim hoca kavuğun eğri. Vay çarığını arkasına niye bastın? Vay cübbenin eteğini niye çamur ettin? Vay şunu niye böyle yaptın? Vay bunu niye böyle yaptın diye sürekli bana söylenir dururdu. Cemaate bir daha sordu imam efendi. Ey cemaat merhumeyi nasıl bilirdiniz diye. Cemaat iyi bilirdik, iyi bilirdik deyince dayanamadım. Yahu dedim hocam kimi kime soruyor? Onunla bir ömrü ben geçirdim. Bana sor, bana sor dedim. Cemaat önce şaşırdı. Şöyle bir baktılar kaşlarını, maçlarını çattılar. Ondan sonra başladılar gülmeye. Ulan hoca ya alem adamsın filan dediler. Ondan sonra dedim ya bana sorun derken yani iyi manada dedim arkasından kötü denir mi? Ne olursa olsun bir ömür kahrımızı çekti. Allah rahmet eylesin. Rabbim mekanını cennet etsin. Yattığı yer nur olsun. Ben ondan razıyım. Rabbim da razı olsun inşallah. İyi anmak lazım değil mi? Hem de çok iyi anmak lazım. Ya bir ömrü beraber geçirmiştik. Ne yapacaksın? O ömrün sonunda da ya sen önce gideceksin ya o önce gidecek ya da ikiniz beraber gideceksiniz. Unutmayın öteki tarafta da birbirinize şahitlik edeceksiniz. Cenab-ı Hak sizi birbirinizden soracak. Ya o yüzden bu dünyada gönül hoşluğuyla yaşamak var. Hele hele bugünlerde. Hele hele bugünlerde. Ah ah ya gönül kırmaya hacet yok. Güzel güzel yaşamak var. O yüzden birbirinizi iyi belleyin, iyi tanıyın, açık gözünüzü yumurun. Eskiden gelin kızlar evlerinden giderlerken, evlendikleri adamın evine giderken, anaları babaları öğüt biriydi. Kızım, bir gözün kör, bir kulağın sağır, bir elin çolak, bir ayağın topal olsun diye. Ya,
Her şeyi görme, her şeyi duyma, elini uzatma, ayağını altına kır, otur. Edebinden git, edebinden oradan ölüm çıksın dillerdi. Ah gelinlikle gidenin, ah kefenle çıkacağı yeridir koca evi. Ya şimdilerde açık sıkıntıları duyuyorum, kulağıma geliyor. Vallahi çok üzülüyorum ama, çok üzülüyorum. Vay efendim, üzümün sapı, incirin çöpü, zeytinin karası, elmanın beyazı, onu bunu bahane edip kavga ediyormuşsunuz yahu. Yahu içmeyin canım. Allah Allah, açık alttan alıvurun yahu. Açık sessiz oluvurun canım. Allah Allah, öfkelendiğiniz zaman birbirinizden uzaklaşın şöyle. Biriniz bir yere gidin, biriniz öteki yere gidin. Ayrılın birbirinizden. Şöyle bir teheccüd miktarı, 10 dakika, 15 dakika neyse. Uzaklaşın, öfkeniz bir gitsin. Unutmayın, öfke gelince göz kararır. Öfke gidince yüz kızarır. He bir ömrü geçireceğin insan canım. Ağzının ayarı yok ki öfkelendiğin zaman ağzından çıkan laf onun kalbini kırar. E kalbi kırılan adamın da yaşanmaz ki. Sana da yük olur, ona da yük olur canım hayat. Değil mi? Gönül hoşluğuyla yaşamak var canım. Gönül hoşluğuyla yaşamak var. Allah'ım evlerinizden, yuvalarınızdan mutluluğu almasın. Cenab-ı Hak gönlünüzden aşkı almasın. Allah'ım İnşallah evlerden, yuvalardan bu mutluluğuna beraber bereketi de almasın. Ya. Vakit tamamı erdi. İnşallah az sonra iftarımızı açacağız. Ezanlar okunacak yine. Ben de lafı fazla uzattım. Hakkınızı helal edin. Başınızı ağrıttım. Kusura kalmayın ama işte bazen de böyle geliyor. Efendim Cenab-ı Hak gönlünüzden güzellikleri almasın inşallah. Birbirinizi sevin, birbirinizi sayın, birbirinizi dinleyin. Ya dinlemek de çok önemli. Allah utandırmasın. Yediğiniz, içtiğiniz şifa olsun, aşk olsun, güzellik olsun inşallah. Sofranızdan bereket, hanenizden saadet eksik olmasın. Hadi bakalım kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Hayırlı iftarlar, hayırlı iftarlar.